Sosyal medyada yaygınlaşan ve bazen de çok da akıl kârı olmayan akımları zaman zaman ekrana getiriyoruz. Boyutları çok can yakıcı olabiliyor. Şimdi yeni bir trend daha başladı. Bu özellikle çocuklar arasında yaygın. Üzerlerine kolonya döküp çakmağa çakıyor ve birbirlerine meydan okuyorlar. Kendilerini yakıyorlar kısacası. Hastanelerin acil servisleri yanık vakalarıyla doluyor. Kolonyayı böyle elinize koyun, sonra böyle, böyle bir yedirin. Sonra bir daha dökün arkadaşlar. Sonra bu çakmağı elinize alın ve yakın. Bu elim yandı. Kolonya dediğimiz şey alkol sonuçta. Alkol yandığı zaman çok yüksek ısı meydana getiriyor. Ateşle oyun olmaz, kesinlikle de olmaz. Ama bazı çocuklar için oluyor. Eğlence uğruna yanmayı göze alıyorlar. Bu videoyu izlediğiniz zaman ne düşündünüz yani? Size çok tehlikeli değil mi? Yani gençlik çok kötü yere gidiyor gerçekten. Sosyal medya akımları son zamanlarda tehlikeli bir boyut aldı. Çatıda fotoğraf çektirme, tekneden atlama, nefes tutma gibi akımların son örneği ise kolonya yakma. Son dönemde çocuklar sosyal medyada hem beğeni hem de tıklanma almak için ellerine kolonya döküp ardından da ateş yakıyorlar. Aslında onlara eğlenceli gelse de çok büyük tehlikesi var. Kendi üzerine bir merakla işte bir alkol döküp o alkolün yanışını seyretmek oldukça çocuk için riskli. Basit bir kibritin ucundaki alev bile yaklaşık olarak 300 ile 700 derece arasında bir ısıya sebep oluyor. Birbirlerine bu şekilde meydan okuyan çocuklar ciddi yanık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Hatta bu durum ölüme kadar gidiyor. Bu basit yanıklar çocuğun hayatında gerçekten sakatlıklara, ömür boyu taşıyacakları izlere sebebiyet verebilir. Son dönemde hastane yanık merkezlerinde kolonya yanığı vakaları çoğaldı. Çocuklar işte ateşle oynarken üstünü başını yakabildikleri gibi çok ilginç yanıklar da meydana geliyor. O buharın ateş alması sonucunda yanık meydana gelebiliyor. Biz de böyle gördük. Burada en çoksa ailelere görev düşüyor. Küçük yaştaki çocuklar biraz daha ilgi çekmeyi severler. Çok çabuk arkadaşlarına meydan okuyabilirler. Bundan dolayı da bu tarz eylemlere yönelebiliyorlar. Ama bu yüzden anne babaların çocuklarını takipte olması bizim için çok çok önemli. Sosyal medyada telefona nasıl zaman geçirdiğine çok önem vermesi ve bunları takip etmesi gerekiyor.